Haber'den bakıyorsunuz. Heykel 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 o propaganda. Fahrettin Altun'un peşine takılmışsınız. Çaka Bey heykelinin açılışı. Akşam A Haber yine heykel açtılar. Ertesi gün gazeteler yine heykel açtılar. MHP Grup Başkan Vekili heykel açılışındaydı. AK Parti Grup Başkan Vekili heykel açılışındaydı. İYİ Parti'nin il başkanı heykel açılışındaydı. Malazgirt'ten Alparslan'la birlikte giren Türk donanmasının temellerini atan Çaka Bey'in Emir Çaka Bey rıhtımına heykel yaptık. Sizin medyanız 3 gün dalga geçti sonra uyandı. Oy birliğiyle karar verilmiş İzmir Büyükşehir'de 4 parti oradaydı kardeşim. Biraz aklınızı başınıza toplayın. Şimdi heykel deyince şuna dikkat edeceksiniz. Heykel deyince heykel bir sanat, heykel bir estetik, heykel bir kültür, heykel bir kenti zenginleştiren bir şey. Ama Anka Park'a 750 milyon lira birilerine peşkeş çekmek için dikilen rezil dinozor heykellerinden bahsetmiyoruz. Ya da sizin o tam Yüce Divan'a yollayacakken saraydan gelen talimatla oylamasını erteleyip Yüce Divan'dan kurtardığınız 4 bakana nazire yapmak için şu hemen Dikmen Kapı'nın köşesine Melih Gökçe'nin yaptırdığı saat heykelinden bahsetmiyoruz. İnsanda birazcık utanma, birazcık sıkılma olur. 2011'den beri birlikte milletvekilliği yaptığımız son yerel seçimlerde Bolu'da büyük bir başarı göstererek partimiz adına belediye seçimlerini kazanan Tanju Özcan ısrarla başkanımız aradı. Hem başta şahsınıza tüm gruplara selamları var. Sesini duyuramamış Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan bir beklentisi var. Diyor ki ben Bolu'da camisi olmayan bir mahalleye cami yapmak istedim. Önce inanmadılar. İtiraz edenler oldu. Gerekli kararları çıkardım. Bir de imece başlattım. Bütün siyasi liderlere de mektup yazdım. İlk cevap Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Meral Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Onlar gönüllerinden koptuğunca katkı yaptılar. Ama 27 Mayıs'ta yazıp 3 Haziran'da Cumhurbaşkanlığınca teslim alınan iadeli... Buyurun. İadeli taahhütlü mektubuma cevap alamadım diyor Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Meblağ mühim değil ama bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının bu talebine neden cevap verilmez, olumlu olumsuz diyor. Hatta kendi ifadesi her sabah PTT'ye uğrayıp öyle gidiyorum belediyeye diyor. Benim böyle talepler, böyle kampanyaları gündeme getirme rutinim yok ama Sayın Tanju Özcan, ben de o grubun bir mensubuydum. Sayın Başkan da bunu makul karşılayacaktır dedi. Elçiye zeval olmaz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Diğer öne buyurun Sayın Özkan. Buyur Sayın Özkan, buyur. Buyur, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Tabii heykel yapma konusunda çok başarılı olan Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar heykel yaparken hiç zorlanmadılar. Ancak cami yapmaya yeni başladıkları için bu konudaki acemiliklerini gördük. Endişe etmesinler. Milletimiz caminin nasıl yapıldığını çok iyi bilir. Bu hususta elbette biz de kendilerine yardımcı oluruz. Ancak Sayın Belediye Başkanı göreve gelir gelmez hiçbir şekilde Bolu merkezden de görülmeyecek kenar bir yere dev heykeli yaparken nasıl bir usul izledi, nasıl ona kaynak ayırabildi ve Bolulu hemşehrilerimize vaat ettiği hizmetleri bir kenara bırakarak o heykele nasıl para yetiştirdiyse. Buyurun sen. Biz hamdolsun camilerin nasıl yapıldığını pek çok örnekte ortaya koyduk. Ankara'mızda muhteşem Akseki Camii, Melik Hatun Camii, Çamlıca Camii, şimdilerde Levent Camii, inşallah milletimizle buluşturduğumuz Taksim Camii ve Fatih'in vasiyetine ve vakfiyesine uygun bir şekilde yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camisi ile gösterdik. Peki, ümidimiz o ki heykel yapmayı en güzel şekilde beceren Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de beyler, en güzel camileri yapacaktır. Temennimiz, ümidimiz odur. Ya, teşekkür ediyorum. Tabii vereceğim söz. Haklı olarak vereceğim de. Şimdi biraz evvel bana gelen değerli milletvekilleri,
Sayın Grup Başkan Vekiller, bir dakika ya, bir dakika arkadaş, bir dakika. Biraz evvel gelen mesajda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir açık oturum yaptığı konusunda bana gelen mesajlar var. Ya sataşmadan, birbirimize laf yetiştirmeden bir gündem belirleyelim. Buyurun Sayın Özer. Sayın Başkan, bu hamasete, bu çılgınlığa ne ihtiyaç vardı bilemedim. Bir belediye başkanı bir mektup yazmış. Tüm liderler döndü, sizinki dönmedi diyor. Bunun cevabı aldık, kabul ettik. Tanju Bey'e, Bolu'ya selamlar. Sayın Genel Başkanımıza ileteceğizdir. En güzel camiyi şu yaptı, bu yaptı. Ona girersek yaya kalırsınız da bakın. Bakın, sizin camiden anladığınız bu. Şunu görüyor musunuz? Rumeli Hisarı dünyada bütün turistlerin geldiği ve çok güzel sosyal aktivitelerin olduğu yere sanki cami eksiğimiz varmış gibi 200 yıl önce burada bir mescit vardı. Bu kadar böyle estetikten yoksun ve alanı işlevsizleştiren, turizmin beline damga vuran bir şey yapıyorsunuz. Sizin estetik anlayışınız, iman anlayışınız ve cami yapmayı bir inada dönüştürmenizin sonucu bu. Ben Türkiye'nin en güzel camilerinin yapıldığı, Mimar Sinan'ın Kalfalık dönemini geçirdiği Manisa'dayım. Bütün o eserlerle gurur duyuyorum. İstanbul'dakilerle gurur duyuyorum. Hay Allah razı olsun. Diğer önergeyi okutuyorum. Siz söz mü istiyorsunuz? Söz mü istiyorsunuz? Buyur. Buyur, buyur, buyur kardeşim. Buyur. Lütfen onlara dikkat edersek. Evet. Bunu biz istemedik. Siz istediniz. Tartışma bitti diye, tartışma bitti diye söyledim ya. Sayın Özkan, buyurun. Türkiye'de 1389 tane belediye var. 55 bin tane mahalle var. Şimdi 55 bin tane mahalle bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, geleneğimizde camiler milletin eserleridir. Ve millet bir cami derneği kurar, bunu da hani muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi, önce o mahalledekiler yardımı yapar ve camiyi inşa eder. Bakınız, garip değil mi? Bugüne kadar heykel yapmak için hiçbir hayrat açmayan Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez bir cami yapmak aklına gelmiş ve Cumhurbaşkanımıza mesaj atmış. Cumhurbaşkanımızın cami eserlerini görmek istiyorsanız Çamlıca'ya, Melik Hatun Camisi'ne ve 150 yıllık cami mücadelesini başarıya ulaştırdığımız Taksim Camisi'ne baksınlar. Bu şimdi bu kapatalım. Özgür Bey, bu konuyu kapatalım ya. Özgür Bey, kapatın. Buyurun bir şeyler. Bu çirkin. Buyurun satışma. Buyurun. Sayın Başkan, öyle bir telaş halinde ki, öyle bir telaş halinde ki, sanki büyük bir istismarı elinden alınmış gibi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler aşevi lazımsa aşevi yapar. Heykelin sembolize ettiği değerler o meydana anlam katacaksa heykel yapar. Nasıl bir katkı gerekiyorsa onu yapar. Mahalleli başvurmuş, kendinden önceki belediye değerlendirmiş yapamamış, kampanyayı da açmış, liderlere de yazmış. Tanju Başkan'ın böyle hoş özellikleri, böyle hoş özellikleri de vardır. Burada da gündem oldu. Tanju Başkan bundan da son derece memnun. Biraz önce bahsettiği, alay ettiği heykeli de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığından bir haber olacak kadar da cahil. Teşekkür ederim. Ya beyler, ne yapacağız şimdi? Buyur, buyur, gel buraya gel. Sayın Özkan, buyurun. Kürsüye gelin, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Verin cevabı. Hadi. Buyurun, gel. Buyur kardeşim, ya buyur. Buyur, sınırsız söz ver.
Buyurun, buyurun. Tamam, buyurun. Ya buyurun kardeşim, buyurun, buyurun konuşun. Lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz cami yapılmasından, medeniyet köklerimizde, değerlerimizle buluşulmasından asla rahatsız olmayız. Ve bundan ziyadesiyle memnunuz. Ve Tanju Başkan'ın, Bolu Belediye Başkanı'nın Bolu'da yapılacak bu yağ camiye önderlik yapmasından da ziyadesiyle memnunuz. Ancak eğer bir istismar varsa, biraz önce Sayın Grup Başkan Vekili bir bizim değerlendirmelerimize, ülkemizde bugüne kadar hayata geçirilen camilerin nasıl ihya ve inşa edildiğine dair açıklamalarımızın çirkin olduğunu ifade etti. Ve ben de diyorum ki, yahu camiyi yapacağız, yapalım. Ancak bunu adeta bir siyasi manivela malzemesi, bir istismar vesilesi olarak kullanmak üzere liderlere bu hususta yardım talebinde bulunulması benim bugüne kadar cami yapılmasında görebildiğim bir hadise değildir. Ancak her gün bir heykel açılışı ile ilgili, her gün yeni bir kurdele kesen Cumhuriyet Halk Partisi acaba neden bir cami yapmakta bu kadar zorlanıyor? Kaldı ki belediye mevzuatına göre belediye kaynaklarından cami yapımına kaynak bütçe aktarılabilir. Bu hususta da bir sıkıntı tartışma yok. Yani bizler medeniyet köklerimizle buluşmamız lazım. Biz bütün siyasi parti gruplar olarak milletimizi bir arada tutan değerler, inancımız, kültürümüz, geleneğimiz, örfümüz, adetimiz konusundaki bütün duyarlılıklara sonuna kadar destek veriyoruz. Ancak bunu bir istismar vesilesi yapmaktan imtina etmemiz gereğini düşünüyorum ve bu çerçevede buyurun. Buyurun, buyurun. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Tahammül sınırlarınızı da zorlamadan, yeni bir sataşma da yapmadan şu sözlerimizi tamamlayalım. Bir kez ben bu paniği hakikaten öngörmemiştim. Bilseydim bunu yapmazdım. Daha makul birinin nöbetinde yapardım. Hiç olmazsa o da bir mevkidaşımda bu hallere düşmezdi. Grubu da bunları görmezdi. Çok basit, çok basit bir talep vardı orada. Şimdi heykel heykel A Haber'den bakıyorsunuz. Heykel 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 o propaganda Fahrettin Altun'un peşine takılmışsınız. Ben İzmir'de bir heykel açılışına gittim. Bir heykel açılışına. Vela Baba ile birlikte. Çaka Bey heykelinin açılışı. Akşam A Haber yine heykel açtılar. Ertesi gün gazeteler yine heykel açtılar. MHP Grup Başkan Vekili heykel açılışındaydı. AK Parti Grup Başkan Vekili heykel açılışındaydı. İyi Parti'nin il başkanı heykel açılışındaydı. Malazgirt'ten Alparslan'la birlikte giren Türk donanmasının temellerini atan Çaka Bey'in, Emir Çaka Bey rıhtımına heykel yaptık. Sizin medyanız 3 gün dalga geçti, sonra uyandı. Oy birliğiyle karar verilmiş İzmir Büyükşehir'de 4 parti oradaydı kardeşim. Biraz aklınızı başınıza toplayın. Şimdi heykel deyince, heykel deyince şuna dikkat edeceksiniz. Heykel deyince heykel bir sanat, heykel bir estetik, heykel bir kültür, heykel bir kenti zenginleştiren bir şey. Ama Anka Park'a 750 milyon lira birilerine peşkeş çekmek için dikilen rezil dinozor heykellerinden bahsetmiyoruz. Ya da sizin o tam Yüce Divan'a yollayacakken saraydan gelen talimatla oylamasını erteleyip Yüce Divan'dan kurtardığınız 4 bakana nazire yapmak için şu hemen Dikmen Kapı'nın köşesine Melih Gökçe'nin yaptırdığı saat heykelinden bahsetmiyoruz. İnsanda birazcık utanma, birazcık sıkılma olur. Teşekkür ediyorum. Diğer bir dakika kardeşim. Diğer önerge yok diyorum.